Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı sabahlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bu güzel cuma sabahında sizlerle beraber tabir kitabımıza ilk dersimizi çekeceğiz. Ve bu kitabı okumak isteyenler, bu kitabın adını duyanlar, bu kitabın nasıl güzel bir kitap olduğunu anlayacaklar Allah'ın izniyle. Ve YouTube'da bu çektiğimiz birinci dersi de sizler için paylaşacağım. El dersul evvelu birinci dersimiz et taarufu tanışmak. Et taarufu tanışmak. Ene ismi Furkan. Benim ismim Furkan'dır. Ve lakabi Yusuf. Ve benim lakabım Yusuf'tur. Ene min Türkiye. Ben Türkiye'denim. Min Medineti İzmir. İzmir şehrinden. Derastu el-thaneviyete. Lise okudum fi thaneviyeti imam ve hatib. İmam hatip lisesinde lise okudum. Ve teharraçtu fiha ve oradan mezun oldum. Eskunu el ane şimdi oturuyorum. Fi sekeni tullab öğrenci yurdunda oturuyorum. Fi tabiqil evveli birinci kat. Fi gurfetil ula birinci odada. Birinci kat birinci odada. O ana el an ve şu an ben Talibun fi camiatı Marmara. Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Fi seneti tahdiriye hazırlık sınıfında. Fi seneti tahdiriye hazırlık senesinde, hazırlık sınıfında. Edrusu el lugate al arabiyete Arapça dili okuyorum. Yani Arapça dili öğreniyorum. Edrusu el en şu an okuyorum. Ders alıyorum yani el istima dinleme ve muhadese konuşma vel kirae, okuma vel kitabe yazma idafeten ilel kavaid yani kaide kavaid gramer derslerine idafeten ek olarak kitabet kıraat muhadese ve istima dersleri alıyorum ve hedefi benim hedefim hu ve o nedir o en Kur'an kur'anel kerime kur'an-ı kerimi anlamam kur'an-ı kerimi anlamam ve hadis-i şerif ve hadisi şerifi anlamam. Ve en eku ve olmak. En eku olmam. Ustazen bir öğretmen olmam. Lil lugatil arabiyyati fil camiat. Üniversitede Arapça dili öğretmeni olmak benim hedefim. Evet, benim hedefim Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifi anlamak ve üniversitede Arapça dili öğretmeni olmak. Evvelen birinci alıştırmamız ikra oku. İkra oku. Yani şuradaki soruları okuyacağız. Sümme uktub el icabete anel esirleti taliye. Sonra gelen soruların cevaplarını yazacağız. Sonra gelen soruların cevaplarını yazacağız. Bakalım. Min eyne furkan. Furkan nereden? Min eyne furkan. Furkan nereden? Furkanu min Türkiye min İzmir. Furkan Türkiye'den ve İzmir'den öyle diyelim. Furkanu min Türkiye ve min İzmir. Fi eyi medresetin teharrece Furkan. Furkan hangi okuldan mezun oldu? Furkan hangi okuldan mezun oldu? Teharrece Furkanu min thaneviyeti İmam vel Hatip. İmam Hatip Lisesi'nden. İmam Hatip Lisesi'nden. Eyne yeskunu Furkan. Furkan nerede oturuyor? Furkan nerede kalıyor? Yani nerede kalıyor? Yeskunu Furkanun fi sekenit tullab. Öğrenci yurdunda. Fi sekenit tullab. Eyne yedrusu Furkan el an. Furkan şu an nerede okuyor? Furkan şu an nerede okuyor? Yedrusu Furkan el an. fi camiati Marmara. Marmara Üniversitesi'nde. Mâzâ yedrusu Furkan fi seneti tahdiri. Furkan hazırlık senesinde Furkan hazırlık senesinde ne okuyor? Ne okuyor? Furkanu yedrusu el istimaa vel muhadefe vel kiraete vel kitabete idafeten alel kavaydı. Yani gramer derslerine ilaveten ek olarak ek olarak kitabet kıraat muhadese ve istima okuyor. Limaza yedrusu Furkan el lugatel arabiyyete? Furkan niçin? Furkan neden Arapça dili okuyor? Ne diyelim buraya da? Furkanu yedrusu el lugatel arabiyyete li nehu? Çünkü o yuridu istiyor en yefhemel Kur'an. Kur'an'ı an, kur anlamayı. Ve yefhemel hadise şerif. Hadisi şerifi anlamayı istiyor. Ve yine devamında ve huve yuridu. O istiyor. O istiyor en yekune ustazan fil camia el lugatel arabiyye. Ya da ve huve yurid o istiyor en yekune olmayı ustazan lil lugatel arabiyeti fil camia. Üniversitede Arapça dili öğretmeni olmayı istiyor. Hel furkanu talibun furkan öğrenci midir? Neam evet huve talibun ya da naam furkanu talibun evet furkan öğrencidir. Şimdi gelelim ikinci alıştırmamıza. Saniyen Uktub el icabete anil esileti taliye. Gelen soruların cevaplarını yazacağız. Bunlar bize yönelik sorular. Yani bizi tanımaya yönelik sorular. Cevap verelim. Ma ismuke ya da mesmuke. İsmin nedir? Mesmuke ismin nedir? İsmi Adem. İsmim Adem'dir. İsmi Muhammed. İsmi Umer. İsmi Osman gibi. Min eyni ente? Sen neredensin? Enemin Türkiye. Min Ankara. Ya da ene min Türkiye min İstanbul. Ene min Türkiye min Sakarya mesela. Bu arada ben de Sakaryalıyım. Ene min Sakarya. Eyne teskunu nerede oturuyorsun? Eyne teskunu nerede oturuyorsun? Eskunu fi beyti. Evimde oturuyorum. Eskunu fi beyti. Evimde oturuyorum. Ya da eskunu fi şakkatin bir dairede oturuyorum da diyebiliriz buraya. Lime ve ci'te ilahuna. Buraya niçin geldin? Buraya Niçin geldin? Tabii ki bu kitabımız üniversitedeki öğrenci kardeşlerimizin okuduğu bir kitap olduğundan dolayı burada sınıf ortamında sorulabilecek sorular burada baz alınmış. Yani burada buraya niçin geldin gibi bir soru var. Ne diyeceğiz biz buraya? Ci'tu geldim key etealleme el lugatel arabiyete. Arapça dili öğrenmek için. Ci'tu geldim key etealleme el lugatel arabiyete. Ma <mâ> lugatukel ummu yani ma lugatukel um yani senin ana dilin nedir? Senin ana dilin nedir? Lugatil ummu lugatil ummu huve turkiyye. O Türkçedir yani. O Türkçedir. Ya da el lugatu turkiyye. Öyle diyelim. Lugati el ummu huye hiye el lugatu turkiyye. Limaza tedrusu lugatel arabiyyete niçin Arapça dili okuyorsun? Niçin Arapça dili öğreniyorsun? Edrusu el lugatel arabiyyete li enneni uhibbu lugatel arabiyyete. Li enneni çünkü ben uridu istiyorum en efhemel Kur'an. Yine li enneni çünkü ben uridu istiyorum en efheme hadise şerif. Li enneni uridu en efheme kutubel İslamiye. İslamı kitapları anlamak istiyorum. Ma hedefuke senin hedefin nedir? Hedefi en ekune üstaden el lugatel lil arabiyeti. Arapça dili için öğretmen olmak. Ma hedefuke hedefi en ekune üstaden lil lugatel arabiyeti. Gelelim üçüncü alıştırmamıza. Ekmil el cetvelekel misal. Gelen bu tabloyu cetvel burada tablo anlamında tabloyu tamamla, kel misal örnekte olduğu gibi. Şimdi burada tabii ki e, bu kitabımız e, bir gramer kitabı değil. O yüzden e, gramer konularını bize e, gramer başlığı altında ya da e, sadece özel olarak full teferruatlı gramer anlatmayacak. Ara ara böyle bize serpiştirmeler yapacak. Bize serpiştirmeler yapacak. Mesela bu konuda onlardan bir tanesi. Şimdi zamirleri Burada gördüğünüz munfasıl zamirleri isimlere ekleyeceğiz. Yani onları muttasıl mecrur zamir yapacağız. Bakın adını öğrenmek isteyen kardeşlerimize yardımcı olayım. E bu munfasıl zamirleri alıp da isimlerin sonuna böyle muzafın iley olarak eklerseniz bunlar muttasıl mecrur zamir olurlar ve bunların tamamı muzafın iley olur. Fi mahalli cer olur. Tamamı muzafın iley fi mahalli cer olur. Bakalım İsmi benim ismim. İsmu senin ismin. İsmuki, senin ismin bir bayan için. İsmuhu onun ismi bir erkek için. İsmu he onun ismi bir bayan için. Medreseti benim okulum. Medresetu senin okulun. Medresetu ki senin okulun bir bayan için. Medresetuhu onun okulu bir erkek için. Medresetu he onun okulu bir bayan için. Burada ene için mütekellim yasını, ente için ke zamirini, enti için ki zamirini, huve için hu zamirini, hiye için de he zamirini isme bitiştireceğiz. Ne kadar kolay olduğunu anlamışsınızdır. Bakalım. Kitabın için aynısını yapalım. Kitabi benim kitabım. Kitabu ke senin kitabın. Kitabu ki senin kitabın bir bayan için. Kitabuhu onun kitabı. Kitabu he onun kitabı bir bayan için. Bir daha tekrar edelim. Kitabi, kitabuka, kitabuki, kitabuhu, kitabuha. Haqibetun çanta kelimesi. Haqibeti benim çantam. Haqibetuke senin çantan. ki senin çantan bir bayan için. Haqibetuhu onun çantası ve haqibetuha onun çantası bir bayan için. Haqibeti, haqibetuke, haqibetuki, hakibetuhu hakibetuha. Buraya sizler de aklınıza gelen kelimeleri mutlaka çekin sayın hocalarım. Çekmekten korkmayın. Defalarca tekrar edin, yazarak tekrar edin ama işin mantığını anlayarak bu işi yapın. Yani böyle kupkuru ezber, neyin ne olduğunu bilmeden ezber. Ya hoca sınavda burayı soracak, burayı ezberlemem lazım. Bu mantıkla gitmeyin. Ezberleseniz de sınavda yapamazsınız. İşin mantığını anlayın. İşin mantığını anlayınca ezberlemeden gitseniz bile yaparsınız. Bakın önemli olan bu. İşin mantığını anlamak. Şimdi buraya kalemun kelimesini ve defterun kelimelerini de yapalım. Kalemi, kalemuke, kalemuki, kalemuhu, kalemuhe. Defteri, defteruke, defteruki, defteruhu, defteruhe. Beyti, beytuke, beytuki, Beytuhu Beytuhe. Bakın ne kadar basit. Siz de mutlaka buraya 3-5 tane ismi çekin ve yazarak çekin. Bilhassa yazarak çekin. Rabian dördüncü alıştırma. Uktub esileten lil ecvibeti taliye. Gelen cevaplar için sorular yazın. Gelen cevaplar için sorular yazın. Bakın burada el esiletu bölümü boş bırakılmış. El ecvibetu cevaplar bölümü ise doldurulmuş. Şimdi bakacağız. Önce cevabı okuyalım. Sonra buna uygun bir soru düşünelim. İsmi Fatıma. İsmim Fatıma'dır. Biz ne soracağız da bu cevabı alacağız? Mesmuki senin ismin nedir? Me ismuki yani. Mesmuki senin ismin nedir? İsmi Fatıma. İsmim Fatıma'dır. Lakabı Nuraddin. Lakabım Nuriddin'dir. Me lakabuke senin lakabın nedir? Ma lakabuke, senin lakabın nedir? Ene min Ankara, ben Ankara'danım. Min eyne ente, sen neredensin? Min eyne ente, sen neredensin? Ene min Ankara, ben Ankara'danım. Hel enti talibetun, sen kız öğrenci misin? Hel enti talibetun, sen kız öğrenci misin? Neam, ene talibetun, evet ben kız öğrenciyim. Edrusul lugatil arabiyete. Arapça dili okuyorum. Mâzâ tedrusu ne okuyorsun? Mâzâ tedrusu ne okuyorsun? Edrusu el lugatel arabiyete. Hel lugatul arabiyetu sehletun. Arapça dili kolay mıdır? Hel lugatul arabiyetu sehletun. Neam evet el lugatul arabiyetu sehletun. Evet Arapça dili kolaydır. Gelelim beşinci alıştırmamıza. Ekmil el cet ve Bu sefer az önce zamirleri isimlere bitiştirdik. Bu sefer zamirleri fiillere bitiştireceğiz. Özellikle de fiili maziye ve fiili muzariye bitiştireceğiz. Bakalım. Derase fiili için derastu ene için faillik t'si olan tu'yu getireceğiz. Derastu ben ben okudum. Deraste sen okudun. Derasti sen okudun bir bayan için. Derase o okudu. Deraset o bayan okudu. Şimdi burada ene için tu zamirini, ente için te zamirini, enti için ti zamirini getireceğiz. Huve o anlamına gelen gayetlik zamiri. Bu zaten hiçbir şey eklenmemiş fiili mazinin içinde var. Yani derase zaten huve demek. Derase zaten huve demek. Hiye ise Huve'nin müennesi yani gaibesi, gaibin müennesi o yüzden sonuna bir müenneslik tesi getireceğiz. Deraset olacak. Sekene oturdu. Sekentu ben oturdum. Sekente sen oturdun. Sekenti sen oturdun bir bayan için. Sekene o oturdu. Sekenet o bayan oturdu. Bir daha yapalım. Sekentu, sekente, sekenti, sekene, sekenet. Darabeyi yapalım. Daraptu ben vurdum. Darapte sen vurdun. Darapti sen vurdun bir bayan için. Darabe o vurdu. Darabet o bayan vurdu. Şeribeyi yapalım. Şeriptu ben içtim. Şeripte sen içtin. Şeripti sen içtin bir bayan için. Şeribe o içti. Şeribet o bayan içti. Şimdi fiil muzari versiyonuna bakalım. Yedrusu okuyor. Edrusu ben okuyorum. Tedrusu sen okuyorsun. Tedrusine sen okuyorsun. Yedrusu o okuyor. Tedrusu o bayan okuyor. Şimdi fiil mazide yani burada fiil mazide bu zamirler fiilin sonuna bitişiyor bakın. Ama fiil muzaride fiilin başına. Biz e, ene anlamını yani ben anlamını kazandırmak için nefsi mütekellim sigası olan hemze ile başlayanı seçeceğiz. En soruyu muhatap olduğundan dolayı ten soruyu yani t ile başlayanı seçeceğiz. Muhataba bir bayan olduğu için şuradaki muhataba yası bitişeni seçeceğiz. Yani ten soruyu neyi seçeceğiz? Gayip için direkt en baştaki sigamız yen soruyu, yedrusuyu seçeceğiz ve gaybe için o bir bayan içinse hemen onun altındaki ten soruyu seçeceğiz bak. Edrus'u ben okuyorum, Tedrus'u sen okuyorsun, Tedrus'u yine sen okuyorsun bir bayan için. Yedrus'u o okuyor, Tedrus'u o okuyor bir bayan için. Şimdi yeskuni için yapalım. Eskunu, tes teskunu, teskunine, yeskunu, teskunu. Eskunu ben oturuyorum, teskunu sen oturuyorsun, teskunine sen oturuyorsun bir bayan için. Yeskunu o oturuyor, teskunu o bayan oturuyor. Yadribu, tadribu, tadribine, yadribu, tadribu. Eşrabu, teşrabu, teşrabine, yeşrabu, teşrabu. Mesela. Sadece altıncı alıştırma. Ekmil, meat tagyiril münasip kel-mit'al. Örnekte olduğu gibi uygun değişiklikleri yapmakla beraber tamamlı alıştırması. Ekmil tamamlı. Bakalım. Ene keteptul vecibe. Ben ödevi yazdım. Ve tut derse ve dersi ezberledim. Ben ödevi yazdım ve derse ezberledim. Burada zamir ene ben olduğumdan dolayı burada hem tu'yu kullandık hem de tu'yu kullandık. Şimdi huve yapalım. Huve ketebel vecibe. O ödevi yazdı. Ve hafizat derse ve dersi ezberledi. Huve için. Burada huveyi burada ketebeyi, burada hafizayı kullanacağız. Hiye içinse, hiye ketebet el vacibe, o ödevi yazdı ve hafizat ederse ve derse ezberledi. Hiye için en başta hiyeyi, burada ketebeti, burada da yine hafizatı kullanacağız. Gaibe müennes. Ente için ente keteptel vacibe, sen ödevi yazdın ve hafiste ed ve derse ezberledin. Ente ketepte hafiste. Enti için enti ketepti el vacibe sen ödevi yazdın ve hafisti ed ve derse ezberledin. Enti ketepti hafisti olacak. Bir diğer örneğimiz bu da fiil-i muzari versiyonu. Ene ektubul vacibe ben ödevi yazıyorum ve ehfezu derse ve derse ezberliyorum. Ene dedik? Ektubu dedik. Nefsi mütekellim hemzeyle başlayacak. Ehfezu dedik hemzeyle başlayacak. Hemzeyle başlarsa eneye delalet eder. Huve yapalım. Huve yektubu el vacibe ve yehfezu ed derse. O dersi yazıyor ve ezberliyor. Huve yektubu yehfezu. Hiye için hiye tektubu el vacibe ve tehfezu ed derse. Hiye tektubu tehfezu. Şimdi gelelim enteye. Ente tektubu el vacibe ve tehfezu ed derse. Bakın bu ikisi de aynı. Hiye içinde tektubuyu, ente içinde tektubuyu, hiye içinde tehfezuyu, ente içinde tehfezuyu kullanıyor. Yazılışları aynı. Ama anlamları değişiyor. Neden? Çünkü burada bir gaibe bayana delalet ederken burada bir muhatap erkeğe delalet ediyor. Bir muhatap erkeğe delalet ediyor. Enti sen tektubine el vacibe ve tehfezine derse. Burada tensurine kalıbını. Yani tektubine ve tehfezineyi kullandık. Enti tektubine el vacibe ve tehfezine ederse olacak. Sen dersi yazıyorsun ve dersi yani sen ödevi yazıyorsun ve dersi ezberliyorsun. Sabian yedinci alıştırma ekmil tamamla mea icra-i tagyir münasib uygun değişikliği icra etmekle beraber kelmitel örnekte olduğu gibi bakalım. Lime ve tedrusul arabiyete burada bir soru ve cevap yöntemini kullanacağız. Limaza tedrusul arabiyete? Niçin Arapça okuyorsun? Edrusu okuyorum el arabiyete li efhemel Kur'ane ya da key efemel Kur'ane. Şimdi buradaki key fiili muzari'yi nasp eden edatlardan birisi. Buradaki li de la mutalil dediğimiz yine fiili muzari'yi nasp eden edatlardan birisi. Li efheme dediğinizde la mutalille mansup olan fiil-i muzari şey efeme dediğinizde de nasp edatı olan nasp edatı olan ke ile mansup olan fiil-i muzari. Şimdi şu ikisini de söyleyebiliriz yani tercih bizim. Ne diyelim şimdi? E, Limaza tedrusul arabiyete niçin Arapça okuyorsun? Edrusu okuyorum el arabiyete li efhemel kur'ane. Kur'an'ı anlamak için ya da edrusul arabiyete key efhemel kurane. Kur'an'ı anlamak için. Bu ikisinin anlamı da aynı. İkisi de anlamak için. Li efheme anlamak için, ke efheme anlamak için. Şimdi biz yapalım. Lime ve bu ilal mektebeti. Kütüphaneye niçin gidiyorsun? Ezhebu bu. Gidiyorum. Ezhebu bu ilal mektebeti. Şey ekra'e. Key, ekra e. key Ekra el kutube mesela. Ya da li ekra el kutube. Kitapları okumak için. Key ekra el kutube. Li ekra el kutube. Limazâ tezhebu ilel maksafi kantine. Maksaf kantin. Kantine niçin gidiyorsun? Ezhebu gidiyorum. ilal maksafi kantine. Li eşrabe içmek için. Key eşrabe içmek için. El asira meyve suyu. Limazâ tezhebu ilel mel'abi. Mel'ab oyun alanı. Saha park anlamlarına, stadyum anlamlarına gelen bir kelime. Parka için gidiyorsun? Edhebu gidiyorum. İlal mel abi parka. Key elabe oynamak için. Li elabe oynamak için. El -kuratel kadem. Ya da el yok el kadem futbol. Limâzâ tezhebu ilel bakkal. Bakkala niçin gidiyorsun? Ezhebu gidiyorum. Ilal bakkali bakkala. Key eşteriye satın almak için. Li e, eşteriye satın almak için ne diyelim? en su. Su satın almak için. Limaza tezhebu ilal mat'am? Lokantaya niçin gidiyorsun? Lokantaya niçin gidiyorsun? Ezhebu gidiyorum ilal mat'ami lokantaya key etena vele yemek için. Li etena vele yemek için el gada'e öğle yemeğini yemek için. Faminen 8. alıştırma İmle il feragati bil kelimetil münasebe. Boşlukları El feragat boşlukları imle doldur Bil kelimetil münasebe Uygun kelimelerle Peki bu kelimelerin özelliği ne? El kelimetu müştekkatun min zehebe Buradaki kelimeler Müştekkatun türetilmiştir neyden? Zehebe kökünden Yani zehebe gitti fiilinin kökünden Buradaki kelimeler türetilmiş Bakalım Hel ente Hel ente Zahibun ilal medreseti Yani sen okula gidici misin? Sen okula gidici misin? El ente zahibun ilel medreseti? Validi benim babam ile suki çarşıya emsi dün ne yaptı? Zehebe gitti bakın. Zehebe validi ile suki emsi. Ben esese kim kurdu? Kim kurdu? Kim meydana getirdi? El mezhebel hanefi. Hanefi mezhebini kim meydana getirdi? Hel turidu Hal turidu ila nadi em ila al-hadiqa? Hal turidu istiyor musun ez-zihabe gitmeyi. Bakın şuradaki ez-zihabe mastarı bunun gitmeyi istiyor musun ilen nadi kulübe em ila hadikati veya hayvanat bahçesine. Eshabu'l-mezahibil fıkhiyye fıkıh mezheplerin sahipleri Erbaatun dört tanedir. Hum onlar Ebu Hanife ve Şafii ve Malik ve İbn Hanbel. Rahimehumullah. Allah onlara rahmet etsin. Şimdi isterseniz bir kere daha son hallerini, bitmiş hallerini yapalım sizler için. Hel ente zahibun ilal medreseti? Zehebe validi ile suki emsi. Men essese el mezhebel hanefiye هل تريد الذهاب إلى النادي أم إلى الحديقة؟ أصحاب المذاهب الفقهية أربعة هم أبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل رحمه الله. استخدم الكلمات في جمل من إنشائك. وبردك كلمة e, Yani şuradaki kelimeleri ne yapacağız? Fi cümelin cümleler içerisinde kullanacağız. Min inşaike. Yani bizim türetimimizle, bizim üretimimizle bunu yapacağız. Mesela ne diyelim? Uridu istiyorum en ezhebe. Uridu istiyorum ezzihebe gitmeyi ile suki çarşıya. Ya da zehebe validi ile elbüsten babam bahçeye gitti. Ya da ne diyelim? Enem minel ene min ene minel mezhebil hanefi ben hanefi mezhebindeyim gibi ne yapabiliriz? burada güzel güzel cümleler kurabiliriz. Te'si an dokuzuncu alıştırma uktub en sabika az önce bir parça okumuştuk hani Furkan'la alakalı Furkan'la alakalı bu parçayı yazacağız me'at tagiril münasib uygun değişikliği yaparak yani şuradaki Huve mesela orada ne demişti? Ene ismi Furkan. Ben Furkan. Bu sefer Huve diye ondan bahsedeceğiz. O Furkan'dır. Huve ismi hu Furkan. Onun ismi Furkan'dır. Şimdi parçayı bir kere sizinle yapalım. Sizler de onu lütfen buraya yazmayı ihmal etmeyelim. Bakalım. Yani Ene diye kendimizden bahsettiğimiz parçayı Huve diye ondan bahsedeceğiz. Yani mütekellim sigasından değil de gaip sigasından parçayı anlatacağız. Hemen bakalım. Huve ismuhu Furkan ve lakabuhu Yusuf. Huve min Türkiye, min medineti İzmir. Derese el-thaneviyyete fi thaneviyyeti imam ve hatib ve yetekarraj ve yetekarracu ve, e, fiha ve oradan mezun olur. يسكن الآن في سكن الطلاب في الطابق الأول في الغرفة الأولى، وهو الآن طالب في جامعة مرمرة في السنة التحضيرية يدرس اللغة العربية، يدرس الآن الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة إضافة إلى القواعد، وهدفه, وهدفه هو En yefheme al kuran el kerime vel-hadith-el-şerife ve en yekune üstazen lil lugat fil-camiati ve en yekune üstazen lil lugat fil-camiati Gelelim aşiran onuncu alıştırmamıza uktup yaz alıştırması uktup yaz alıştırması neyi yazacağız peki? Amme tuşahiduhu yani gördüğün şeyi fi hadihi surati bu fotoğrafta gördüğümüz şeyi yazacağız. Bu fotoğrafta gördüğümüz şeyi yazacağız. Şimdi yazmak için bir de bize yer vermişler. Şimdi fotoğrafa bir bakalım. Ne diyelim mesela? El ebu baba yetevedde'u vedalaşıyor. Vedalaşıyor mea zevci mea zevcetihi hanımıyla ve ibnetihi kızıyla ya da ve bintihi kızıyla diyebiliriz. E, bunu anlatabiliriz burada. Başka ne olabilir? Ya da üşahidu ben görüyorum fi hadihi sureti bu fotoğrafta el valide bir baba vel validete bir anne vel binte bir kız çocuğu vel bebel beyt ev kapısı ve nafizete pencere ve saate bir saat ve bir ağaç bu şekilde yine gördüklerimizi de anlatabiliriz onların yaptıkları duyguları da yine burada ne yapabiliriz anlatabiliriz evet böylelikle tabir kitabımızın birinci dersini inşallah birazdan sizlerle paylaşacağım gerçekten güzel bir kitap hem Kavaidul Müşecciyan'ın zaten nahivi ve sarfı güzel kitaplar. Bunun üzerine tabir ve kıraat kitapları gerçekten müthiş. İnşallah birazdan da sizler için kıraat kitabımızın da ilk dersini kaydedip sizlerle paylaşacağım. Umarım bu kitapları beğenirsiniz, alırsınız, okumak istersiniz ve öğrenmenize kesinlikle faydası olacak. Yani tek bir kitap okuyup Arapçayı öğrenmemizin imkanı yok maalesef. O yüzden bakacağız, araştıracağız. Özellikle üniversitelerde okutulan bu kaliteli kitaplarımızdan mahrum kalmayacağız. Yani en az 5-6 tane nahif kitabı, 5-6 tane sarf kitabı, işte 5-6 tane muhadese, tabir, kıraat bu kitapları okuyalım, bunları bitirelim. İnanın 2 sene sürmez ya piyasada gezen nahif, sarf, tabir, muhadese kitaplarını, kıraat kitaplarını okumanız şöyle güzel, düzenli bir çalışmayla, programlı bir çalışmayla İki sene süreceğini ben düşünmüyorum. O iki senenin sonunda, iki senenin sonunda tahmininizin kat kat üstünde hem konuşabileceğiniz, hem yazabileceğiniz, hem anlayabileceğiniz, hem irap edebileceğiniz, hem tercüme edebileceğiniz sağlam bir Arapçaya inşallah sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar diliyorum sayın hocalarım. Görüşmek üzere.